küçük çocuklar. Hızır Aleyhisselam o çocuklardan bir tanesini tutuyor, şöyle kafasını kıpırdatıyor. Çocuğu öldürüyor. Tabi Musa Aleyhisselam şok geçiriyor yani. Ya diyor sen ne yaptın? Bu Sabi'den diyor, ufacık çocuktan ne istedin? Deyince Hızır Aleyhisselam tekrar anlatıyor, hatırlatıyor. Ya diyor bak, yine sabredemedin. Tabi Musa Aleyhisselam kendine geliyor ama iş işten geçiyor tabi. Ya diyor, son kez diyor, beni affet. Eğer diyor, ben sabredemezsem artık senin için bir mazeret mümkündür diyor. Yani bu noktada kimse seni eleştiremez. Bu hadise Kevs suresinde ayetlerle geçiyor kardeşlerim. Yani işin detayına bakmak isteyen oradan istifade edebilir. Artık diyor yani sen bu konuda mazur sayılırsın. Dolayısıyla artık orada arkadaşlığımız biter diyor. Derken bir kasabaya uğruyorlar. O kasaba halkından diyorlar günlerdir yolculuk yapıyoruz, açız, susuzuz. Bize yiyecek, içecek bir şeyler verir misiniz deyince onlar bunları reddediyorlar. Kabul etmiyorlar. Misafir olarak ağırlamıyorlar. Bunun üzerine onlar tabii yorgun argın diyorlar şöyle bir yerde dinlenelim derken bir duvarın dibinden geçiyorlar. Duvarda şöyle yıkılmak üzere. Yıkılmak üzere olan bir duvar. Hızır Aleyhisselam şöyle bir omuzuyla veya eliyle o duvarı düzeltiyor. Yıkılmak üzere olan duvarı düzeltince Musa Aleyhisselam tabii yine dayanmıyor. Ya diyor bak biz buraya geldik diyor uzun yoldan aç susuz. Bunlardan yiyecek içecek istedik vermediler. Sen ise diyor kalktın bize kötülük yapan bu insanlara iyilik yapıyorsun. En azından diyor bu düzeltme karşılığında sahiplerinden bir ücret alabilirdin deyince ya Musa diyor işte seninle olan arkadaşlığımız burada bitti. Burada son buldu. Ama ben senin dış yönüne bakıp eleştirdiğin ama iç yüzünde nice hakikatler olan şu gördüğün hadiseleri anlatayım mı? Deyince Musa Aleyhisselam buyur dinliyorum diyor. Ve bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allah Celle Celaluhu Musa kardeşime rahmet etsin diyor. Eğer biraz daha sabretseydi gayıptan bilinmeyenlerden diyor Hızır Aleyhisselam daha çok şeyler gösterecekti. Bir hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bunun üzerine diyor ki bak birincisi diyor o tahtasını parçaladığımız gemi onun arkasında diyor takip eden zalim bir hükümdar vardı. Nerede diyor sağlam bir gemi bulsa ona el koyuyordu. Ta ki diyor ben onu parçalayınca tahtalarını koparınca diyor geldiler baktılar ki o gençler iki tane salih Allah'ın sevdiği kullarından fakir ihtiyaçlarını o gemiyle temin eden insanlar diyor. O delikleri kapamaya uğraşırken gördüler. Dediler ki ya bu gemi bizim işimize yaramaz. Dolayısıyla geçip gittiler. Sonra ne oldu? Onlar o yedikleri delikleri onardılar ve geçim kaynakları olan o gemiyle hayatlarını kazanmaya, maaşlarını kazanmaya devam ettiler. Dolayısıyla basit bir sıkıntı oldu onlar için. O noktada. Ama arka planda büyük bir rahmet oldu. Gemilerini kurtardılar. O çocuğa gelince Allah Celle Celaluhu onlara o çocuğun anne babasını sevdiği kullarındandı. Dolayısıyla o çocuk büyüdüğünde Allah'a isyan eden, Allah'a inkar eden, ana babasını küfre sokan zalim bir kimse olacaktı. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'nun emri üzere diyor ben o çocuğu öldürdüm. Ve neticede Allah Celle Celaluhu onlara o çocuktan çok çok daha hayırlı evlatlar ikram ederek onlara nimette ihsanda bulunacak diyor. Bu da ikinci senin göremediğin arka plan. Üçüncüsü ise diyor o düzelttiğim duvar var ya, düzelttiğim duvar salih bir kimsenin geride bıraktığı yetim iki tane çocuğun miras malı diyor. O duvarın içerisinde babalarından kalma bir hazine var. Altın o duvarın içerisine saklamış. Eğer o duvar yıkılsaydı diyor, o çocukların etrafında bulunan yetişkin insanlar diyor, o altına el koyacak. Dolayısıyla o salih olan kimsenin evlatlarına bu miras ulaşmayacaktı. Ama biz diyor bunu düzelterek o hazinenin o çocuklar büyüyünceye kadar, dolayısıyla büyüyüp elde edinceye kadar sağlam, sağlıklı bir şekilde devam edecek diyor. İşte kardeşlerim,
Allah Celle Celaluhu'nun bizim hakkımıza takdir ettiği birçok hakikatler vardır ki zahirde şer gibi gözükür ama hakikatte hayırdır. Bazen de hayır gibi gözükür ama hakikatten şerdir. Örneğin mesela gençlik bir insan için ne büyük bir nimettir, değil mi? Zahirde. Ama bakın, insan en büyük hataları, en büyük günahları, en büyük kusurları ne zaman işler? Gençliğinde işler kardeşim. Gençlik çok büyük bir nimettir. Ama kullanmasını bilene. Ta ki bazen insan için en büyük şer oluverir bakın. Gençlik. Allah'ın tabii gençlerimizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Şu gün, şu an, şu saatte nefsi şeytanı bir kenara bıraktılar. Buraya kadar geldiler. Allah'ın muhafaza eylesin. Amin. Amin. Devam sebat istikamet üzere eylesin. Amin. Ve bakın nice sıkıntılar da bazen hayır olur değil mi? Şimdi bir baba evladını eğitmek, öğretmek, hafız yapmak, alim yapmak için uğraşır. Hatta bazen hapseder. Değil mi? Çocuk için zahirde en büyük sıkıntılardır. Bakın en büyük sıkıntıdır. En büyük zulümdür değil mi? Ya ben ezber yapmayayım dedi ya. Ne yaptırırsanız yaptırın. Değil mi? Hani namaz mesela ibadet. Baktığımızda ya diyor namaz kılmayayım dedi ya. Ne istiyorsan yapayım. Ama kardeşlerim işin hakikatinde ne büyük hayırlar vardır. Ne büyük neticeler vardır. İşte bizler Rahman ve Rahim olan Allah'ımız bizleri bu derece düşünen bir Rabb'dir. Düşünen bir varlıktır. O bakımdan bildiğimiz konularda şükredeceğiz. Bilemediğimiz, arka planını kavrayamadığımız noktalarda ise sabredeceğiz. Akıllı insan olur ki diyor, işin kabuğuyla meşgul olmaz. İşin iç yüzüne vakıf olur. İç yüzünü düşünür. Allah'ın rahmetini, merhametini umarak hayatını mutlu, huzurlu bir şekilde dünyasını da ahiretini de cennete çevirerek hayatını sonlandırır. Ama ahmak, akılsız insanlar ise diyor, kabuğuyla meşgul olur. Değil mi şimdi bakın nice nimetler var. İşin kabuğuyla değerlendirsen, değil mi? Ceviz mesela. Ya bu ne odun dersin, atarsın. Ama içinde ne güzellikler var değil mi? Şimdi karpuz mesela. Allah'ım tabii nice mevsimlere, güzel mevsimlere, güzelliklerle ulaşmayı nasip eylesin. Amin. Baksan ya yeşil bu odun gibi bir şey. Yenmez dersin, atarsın. Ama içini bir açtın mı ne güzellikler var. İşte büyükler öyle buyuruyor kardeşlerim. Bizler işin kabuğuna takılmayacağız. İşin arka planını da düşüneceğiz inşallah. Evet. Allah'ımız Celle Celaluhu diyor ki işte kardeşlerim ben Rahman'ım. Dünyada mümin, kafir, efendim, hayvan, insan ayrımı yapmadan herkese ikram ederim, ihsan ederim. Rahim sıfatımla ise sadece ve sadece ahirette mümin Müslümanlara acıyarak merhamet ederek, rahmet ederek onları cennetime koyar, cemalimi seyran ettiririm diyor. Rabbim bizleri cennetinde cemalini seyran eden güzel kullarından eylesin inşallah. Amin. Evet, geldik kardeşlerim. Üçüncü ayet-i kerimeye Rabbimiz Celle ve Aleyh Hazretleri buyuruyor ki Maliki Yevmiddin. Evet, bir kısa giriş yapalım inşallah. Tabii daha vaktimiz var. 35 geçe başladık. 22 geçiyor şu anda. Maliki Yevmiddin ile alakalı da birkaç şey söyleyerek inşallah sohbetimizi tamamlamaya gayret edelim. Evet Rabbimiz ben alemlerin Rabbiyim, Rahmanım, Rahimim dedi. Şefkatliyim, merhametliyim. Af dileyen, af talep eden kullarımı affederim. Deyince tabi bizim ümidimiz o kadar arttı ki ya bizim öyle bir Allah'ımız var ki biz ne yaparsak yapalım. Ne hata işlersek işleyelim o yine bize affedicidir. Dolayısıyla isyana dalalım. Değil mi? Bazı insanlar öyle diyor. Ya Allah'ın rahmeti geniş diyor. Sen biz ne kadar işlesek de ne kadar hata, ne kadar kusur, günah yapsak da Allah affedicidir diyor. Yani adam bir tanesi bakın çok ilginç bir hadise. Müftünün birisi bir tabi camideki görevli vaizleri ziyaret edip incelemelerde bulunuyorlar. Şimdi vaizin, müftünün biri gelmiş bir vaizi dinlerken bakmış camide arkadaşlar hoca bir vaaz ediyor. Yani öyle bir anlatıyor ki müftü hayret etmiş. Cemaat de bir o kadar uyuyor. Yani hoca anlatıyor.
Cemaat uyuyor. Şaşırmış tabii. Allah Allah. Burada demiş bir eksiklik var. Tabii müftü de yani müftü. Eksiklik nerede? Anlatan kişinin ahlakında, yaşantısında bir takım kusurları var ki bu cemaat bunu dinlemiyor. Tesir etmiyor. Ya bunu da her hocalar atmayın ha ondan sonra. Ya hoca anlatamadı da biz o yüzden anlamadık. Böyle algılayamayalım yani. Şimdi vericinin kuvveti kadar alıcının kuvveti de önemli yani. Verici bazen kuvvetlidir, alıcı zayıf olunca alamaz. Bazen verici kuvvetsiz olur, alıcı kuvvetlidir ama verici veremediğinden alıcı da alamaz. Biliyorsunuz yani. Ama bizden herkes kendisine bakacak. Rabbimizin buyurduğu üzere. Diyor ya aleykum enfusakum. Herkes kendine baksın. Herkes kendini düzelsin. Şimdi dolayısıyla bu müftü işin iç yüzünü araştırmak istemiş. Ve bir şekilde hocanın evini ziyaret etmiş. Ve hanımına demiş ki ya bu senin eşinin, beynin, hocanın demiş bildiğin bir hatası, bir kusuru, bir eksiği var mı? Ya bu demiş böyle bir vaaz ediyor. Öyle bir hitabeti var ama insanlar demiş hiç etkilemiyor. Hiç etkilemiyor. Uyuyorlar. Deyince ya bilmiyorum falan. Ya demiş bak bu çok önemli yani. Hoca bu kadar etkili konuşurken cemaat etkilenmiyor. Demiş ki bak benim demiş eşim bazen demiş gelir içkiyi alır. Girer odasına. Bakın hoca girer odasına ondan sonra innallaha gafurur rahim. Allah son derece rahmet edici, merhamet edici ve bağışlayandır. Ayetini okur, diker kafaya. Kardeşler. Böyle bir takıntısı var demiş. Böyle bir bağımlılığı var. Deyince demiş ki bak bir daha demiş o içeriden bu ayeti okuyup demiş. Bitirdikten sonra demiş hemen arkasından sen de demiş kapıdan şu ayeti oku. İnne azabi leşedid. Muhakkak ki benim azabım çok şiddetlidir. Evet. Derken tabii yine böyle adam elinde şişe girmiş içeriye odasına dalmış. Bu ayeti okumuş tam kafaya devireceksen devirecekken hanım oradan patlatmış. İnne azabi leşedid deyince kardeşlerim şangır diye şişeyi duvara vurmuş. Ya demiş ben o kadar Kur'an okuyordum, ayetler okuyordum ama hiç bu anlamı, bu ayeti düşünmüyordum. Bakın hiç bu ayeti düşünmüyordum. Hani Hazreti Ömer diyor ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatında. Ya biz Kur'an'ı o kadar okuyorduk ama Peygamber'in öleceğiyle ilgili ayeti hiç düşünemiyorduk. Hiç düşünemiyorduk. İnsan bazen kardeşlerim inanın bazı ayetleri unutabiliyor, anlayamayabiliyor, o anda kavrayamayabiliyor. O bakımdan biz Allah'ın rahmetiyle beraber azabı olduğunu da unutmayacağız. İşte bakın ne diyor? Malikü'l-din. Ey kullar, ben rahmet edenim, merhamet edenim, şefkatle davrananım ama Malikü'l-din. Aynı zamanda din gününün de sahibiyim. Bu dünyada yaşarken İyilik, güzellikle Allah'a kulluk edenleri ahirette ikramlara boğacağım gibi bana isyan edenleri de azabımla yok edeceğim diyor. Maliki yevmiddin. Evet ne demek? O Allah ki din gününün sahibidir kardeşim. Din gününün sahibidir. Din günü nedir? Bakın Rabbimiz bir ayet-i kerimesinde Bismillah innel ebrara lefî na'im. Muhakkak ki iyi kullar na'im. Na'im cennetlerindedir. Nimetler içerisindedirler. Ve innel fuccara lefî cehîm. Facirler ise cehennemdedirler diyor. Tacir değil bakın karıştırmayalım. Facirler, günah işleyenler cehennemdedirler diyor. Yaslavnaha yevmiddîn. Onlar o günde cehenneme girecekler. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِب۪ينَ Ve ondan hiç kimse kurtulamayacak kardeşler. وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الد۪ينَ Din günü nedir peki ey Habibim bilir misin? ثُمَّ مَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الد۪ينَ O din günü nedir sonra bilir misin?
يَوْمَ لَا تَمْلُكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمِذٍ لِلّٰهِ İşte o günde diyor kardeşlerim, hiç kimse kimse hakkında bir yardımda, bir davranışta, bir iyilikte bulunamaz. O gün iş sadece ve sadece Allah'a aittir. Bakın başka bir ayet-i kerimede, ta ki öyle bir gün gelecek ki kardeşlerim, bir tane varlık kalmayacak. Canlı cansız, hatta ve hatta ölüm meleği Azrail aleyhisselamın dahi ruhu kabzedildikten sonra Rabbimiz buyuracak. Bismillah. Limanil mulkul yevm. Limanil mulkul yevm. Evet. Bugün mülk, saltanat, hakimiyet kimindir? Soracak kardeşler. Bir tane varlık yok. Nerede o mülk benimdir diyenler? Nerede o otorite benimdir diyenler? Astığı astık, kestiği kestik. Biz istersek koparırız, istersek alırız. İstediğimizi satarız, istediğimizi yaparız diyenler. Nerede o zalimler? Nerede o müstekbirler? Nerede mülk bizimdir diyenler? Limanil mulkul yevm. Ve tabi cevap verecek yok kardeşlerim. Çünkü bunların hiçbirisi kalmamış. Hepsi geberip gitmiş. Hepsi yok olmuş. Değil mi? Bugün de öyle değil mi? Biz istediğimizi yaptırırız. Biz ne istersek o olur. Evet, üzerinize afiyet, biraz rahatsızım o yüzden. Affınıza sığınıyorum. Evet kardeşlerim, değil mi? Biz insanların en ücra köşelerine kadar, en gizli meselelerine kadar vakıfız diyenler, biz sizin her şeyinizi biliyoruz diyenler, Allah'ın cehennemi varsa bizim de hapishanelerimiz var diyenler, nerede diyor Rabbimiz? Tabii ki cevap verecek yok. Ve cevabı da Rabbimiz veriyor. Lillahil vahidil kahhar. Lillahil vahidil kahhar. Vahid ve kahhar olan Allah'ındır diyor mülk. Kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu din gününün, kıyamet gününün, mahşer gününün sahibi de, dünya gününün sahibi değil mi? He? Din gününün sahibi de, bu dünyanın sahibi de Allah değil mi? Bakın, bugün işte birçokları ne diyorlar? Allah din gününün sahibidir ama dünya gününün sahibi değil diyorlar. Böyle zannediyorlar. Mallarını kendilerinin zannediyorlar. Evlatlarını, eşlerini, çocuklarını, varlıklarını, makamlarını kendilerinin zannediyorlar. Oysa ki Rabbimiz لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerler ve gökler, İçerisinde olan her şeyin maliki, sahibi benim diyor kardeşlerim. Ve bakın Fatiha suresinde Maliki Yevmiddin, Melik, Malik kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçiyor. İşte demin birkaç tane ayet okuduk. Maliki Yevmiddin okunduğu gibi Melik Yevmiddin de okunuyor. Peki Melik Yevmiddin diye okursak ne anlama geliyor? Melik Yevmiddin ise hakimi demek. Dünyanın otoritesi elinde olan demek kardeşlerim. Otorite elinde olan demek. Dünya ahiret fark etmez. Otorite, güç, kuvvet elinde olan varlık demek. Dolayısıyla Rabbimiz dünyanın sahibi, dünyanın maliki, dünyanın ahiretin otoritesi, gücü, kuvveti hepsi elinde olan varlıktır. Bakın bugün bizler de sorsak mülk kimindir? Değil mi? Hemen cevabı veririz. Ya, mülk Allah'ın kardeşi. Hatta bazen zaman zaman soruyoruz değil mi? Ya ev senin mi? Yok ya acizane. Mülk Allah'ın işte. Biz emanetçisiyiz. İfade bu. Çocuk senin mi? Ya emanetçisiyiz yani. Allah'ın. Kardeşi. Şimdi bir böyle değil ama davranışlarıyla tam tersini ortaya koyanlar da var. Allah'ım bizi onlardan eylemesin. Amin. Ya mal kimin? Allah'ın. Evlat kimin? Allah'ın. Eş kimin? Allah'ın. Araba kimin? Ev kimin? Yazlık, sazlık, arsa kimin? Dediğimizde hep Allah'ın diyoruz.